Sırada rock müziğinin efsane isimlerinden Cahit Berkay'la evinde yaptığımız keyifli sohbet var. Usta müzisyen neden Cem Karaca ile ilgili vicdan azabı çekiyor, gençlere niçin sitem ediyor ilk kez samimice anlattı. Paris'i de özlüyorum, Cem'i de özlüyorum. Usta müzisyen Cahit Berkay'dan yıllar sonra gelen itiraf. En yakın dostu Cem Karaca'nın hayatını nasıl değiştirdi? Belki sağ bile olabilirdi. Müziği bırakma noktasına geldiği zor günleri Cahit Berkay ilk kez anlattı. Sokakta işte kitap sattım. Anadolu rock'ın efsanesi Cahit Berkay, genç meslektaşlarından en çok kimleri beğeniyor? Müzisyenlikleri kesinlikle muhteşem. Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Cahit Berkay, Cihangir'deki muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını Magazin 8'e açtı. Merhaba, hoş geldiniz evime. Cahit Berkay, 3 Ağustos'ta hem 70. doğum gününü hem de 51. sanat yılını kutladı. Onun şarkılarıyla kaç nesil büyüdü, kaç nesil aşık oldu, kaç nesil ayrılık acısı çekti. Murat Ses, Aziz Ahmet ve Cahit Berkay. Bu üçlü bir araya geldi ve Türk müzik tarihine damga vuran Anadolu rock grubu Moğollar ortaya çıktı. Yıl 1967. Moğollar sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada fırtına gibi esiyordu. Yani bir ödül kazandık. İşte hep anlatıyoruz. İşte aynı ödülü 1970'te Jimi Hendrix aldı, 71'de Moğollar aldı, 72'de Pink Floyd aldı. Barış Manço, Cem Karaca, Zülfü Livaneli. Türk müziğinin neredeyse tüm efsane isimleriyle yoldaş oldu Cahit Berkay. İşte o arada namus belasını yaptık. Birdenbire hit oldu. İşte Fransa'ya gideceğiz Cem'le beraber. Menajer bir 20 konser bağlıyor turne. Tam biterken bir 10 tane daha bağlıyor. Sonra bir 20 daha bağlıyor falan. Ana baba bacı kardeşler günümde el olur. Namus belasına kardeşler. Tabii işler her zaman böyle yolunda gitmemiş. Gitarın tellerine dokununca harikalar yaratan Cahit Berkay, 1976'da askerden döndüğünde grubun dağıldığını öğrenmiş. 76'da 4 ay askerlik şeysi çıktı, imkanı çıktı. Geldim, 4 ay askerliğimi yaptım, döndüm Fransa'ya. Kimse yok, herkes dağılmış. Ama çalışmak, para kazanmak zorundaydı. Başka işler yaptık, lokantacılık yaptık, kafecilik yaptık, ne bileyim. Sokakta işte kitap sattım, işte elektrik tesisatı döşedik falan. Yani müzik, çünkü Türkiye'ye dönsen Türkiye'de müzik yapacak ortam yok. Bu zor günlerde eline gitarını almamış bile usta sanatçı. Ama aklında hep Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın vokalistliğini üstlendiği Moğollar grubunu yeniden ayaklandırmak varmış. Barış'ın sahnedeki şovu, yani duruşu, müzikal zekası... Bambaşkaydı. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. Cahit Berkay'ı yeniden müziğe döndürense Türkiye'de herkesin kalbinde ayrı bir yeri olan Selvi Boylum Al Yazmalım. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın, yani İlyas ve Asya'nın aşkını müzikle öyle bir anlattı ki Cahit Berkay, hem akıllara hem gönüllere kazındı. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Asya. Cahit Berkay yıllar sonra bir itirafta bulundu. Yurt dışında yaşadığı dönemde Cem Karaca kendisini ziyarete gitmiş. Ancak iki yakın dostun arasında ufak bir münakaşa yaşanmış. İşte bu tartışma Cahit Berkay'ın içinde hala yara. Diyorum keşke o zaman onunla beraber Almanya'ya gitseydim. Belki yol çizgisi daha bir başka olurdu. Bugün ne bileyim, belki sağ bile olabilirdik. Ne olur ıslak ıslak...
bakma öyle. O tartışmanın üzerinden tam 42 sene geçmiş. Cahit Berkay hala gözleri dolarak anlatıyor. Cem Karaca için çok mutsuz öldü diyor. Cem'in son günleri şeydi, Cem mutlu değildi. Yani çok ona işte hak etmediği bir takım şeyler yapıldı. Davranışlarda bulundu toplum. Bir kesimi tabii ki. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi. Hayat devam ediyor. Cahit Berkay en yakın dostları olmadan müzik yapıyor. Ama çok özlediğini de saklamıyor. Özlediğim bir insan. Yani Barış'ı da özlüyorum. Cem'i de özlüyorum. Yani ikisi de iyi dostumdu. Cahit Berkay şimdi dostuna vefa borcunu ödüyor. Moğollar grubu yeniden toplandı. Solisti ise Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca oldu. Cem'in oğlu Emrah Karaca kendi, yani yetiştirdi kendini. Solist oldu. Yani grup Moğollar'da beraber çalıp söylüyoruz. Usam seslendi uzaktan. Gelelim günümüze. Cahit Berkay genç meslektaşlarından yana biraz dertli. Pop müzik deyince her şey sadece şu geliyormuş gibi oluyor insanlarda. Lay lay lom, yani kalk oyna, zıpla, bitti. Sözler ne olacak? Sözlere hiç önem verilmiyor. Müziğin efsanesi pek çok genç şarkıcının yanlış yoldan ilerlediğini söylüyor. Kısa yoldan işte meşhur olayım, işte çok para kazanayım, şöhretim olsun. Kaygı aslında, ya iyi müzik yapayım de bir işte bu yaptığım şarkı kalıcı olsun kaygısını taşıyan çok az var. Tabii ki favori isimleri de var. Kenan Doğulu'yu söyledim, Mustafa Sandal'ı söyledim. Bu adamların müzisyenlikleri kesinlikle muhteşem. Birileri iki geri, bu neydi böyle? Üzerimden aşk mı geçti?